Merhaba. Bugün Likya sohbetlerinde Kaş'ta yaşayan ressam Efe Işıldaksoy konuğum. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Merhaba. Aslında hop neredeyiz diye başlayacaktım. Çünkü benim eski partnerim Koray'ın bu hitabını çok seviyormuşsunuz. Evet, kendisinin hayranıyım. Sadece o hop bölümünü izleyip geçiyordu bana, yani gülüp güldürüyordu beni. Güzel bir insan. Selamlar. Onu da buradan selam gönderelim gerçekten. Biz bu çekimin öncesinde bir sohbet gerçekleştirdik burada 1-2 saattir. Benim biraz beynim yandı. Kulübe hoş Çok geldiniz. çok keyifli bir sohbetti aslında. Keşke bunu kayda alsaydık dedik. İnşallah altından kalkabilirim. Konuşacak çok fazla konumuz var. Bir programa kesinlikle sığmaz ama elimizden geldiğince bazı konulara girelim. Şimdi sizin böyle bir popülerliğiniz var. Her ne kadar o popüler kelimesine karşı duruşla bir yola çıkışınız varsa da yaptığınız şey kendiliğinden popüler oluyor. Resimlerinizi çöpe atıyorsunuz. Çöpte sergiliyorsunuz daha doğrusu. Ve bu ilginç bir şekilde ilgi görüyor. Para için resim yapmayacağım diye yola çıkıyorsunuz ama resimleriniz para ediyor. Evet, Yanlış bir şey sistem yok söylüyor muyum? yok yok doğru. Yani sonuçta sisteme karşı bir hareket yaptığınız zaman sistem size her zaman çilekli pastasını sunuyor. Yani o çilekli pastadan ne kadar dilim alacağınız da sizin hayattaki duruşunuzu belirliyor sanatçı olarak. O yüzden de mümkün olduğu kadar ben kendi ideallerim çerçevesinde resimlerimi satmadan çöpe atmaya çalışıyorum. Evet. O hikayeden başlayalım istiyorum. Sanat eserinin değerini bir anlamda değersizleştirmek aslında çöpe atmak. Öyle diyebilir miyiz? Yani aslında ben şöyle başlayayım bir baştan. Tamam, iyi Şöyle bir olur. baştan bir başlayayım. Hatta ilk çağlara işte insanların daha kabile yaşadığı dönemlerden başlıyor aslında resim sanatı. Bu işte mağara duvarlarından başlayıp kendi içlerinde köylerde işte halı dokumadan çadırların boyanmasına, sonra kulübelerin boyanmasına vesaire bir geçişi var. Aslında resim insanoğlunun başından beri beraber olan bir sanat dalı. Şuraya dayanıyor. Dinlerin çıkmasıyla beraber resim sanatı kullanılmaya başlanıyor. Bu nasıl oluyor? İşte ilk Hristiyanlık başladığı zaman kiliselere kimse gelmiyor ve şöyle bir karar alıyorlar. Diyorlar ki biz resim yapalım kilisenin içine ve insanları çekelim. Yani kilisenin aslında içinde başlayan sanat böyle başlıyor. Daha çok işte kendi köylerinde mütevazi, kendi mekanlarını süslemek için resim yapan insanları bir yandan da çekmek için kilisenin içinde resim yapılmaya başlanıyor. Bundan sonraki aşamada da kilise ressamları popüler olmaya başlıyor. Kilise iyi para ödediği için ressamlık bir anda popüler hale geliyor. Ve aslında endüstrileşme ilk o aşamada başlıyor. Din, Ticari ticari, bir endüstriyel resim bu böyle başlamış oluyor. Tabii bu noktada daha ileriki zamanlarda bazı ressamlar, şu anda isimlerini sayamayacağım, o kadar çok var ki, biz diyorlar kiliseye hizmet etmek istemiyoruz ve kendi resimlerimizi kendi hür irademizle yapmak istiyoruz diye başka resimler yapmaya başlıyorlar. Ama bu sefer onları da sistem şöyle alıyor: kraliyet ailelerine, işte yüksek mertebedeki aristokrasiye hizmet eden ressamlar başlıyor. Çünkü Onların onlar paralel, portreleri. evet, o zaman fotoğraf yok, onların portreleri yapılıyor. Tabii o aşamada kiliseden kaçanlar aristokrasiye takılıyor. Aristokrasiden kaçanlar günümüz çağına yaklaştıkça, işte çağdaş sanat vesaire geldiğimiz zaman daha da bağımsızlaşmaya başlıyor. Fakat şöyle bir durum var. Bu zaman zarfında, yani bahsettiğimiz 300, 400, 500 senelik zaman zarfında şöyle bir şey oluyor. Aslında özünde insanın, yani benim fikrimce herkes ressam. Yani doğuştan herkesin bir resim yeteneği, müzik yeteneği, hatta tiyatral yeteneği olabilir. Önemli olan bunun körelmiş veya körelmemiş olması. Bu noktada da bağımsız ressamlar türemeye başlıyor. Tabii bu şöyle bir şey. Resim, müzik, tiyatro gibi sanat dalları insanların duygu reflekslerini geliştiriyor. Duygu refleksi de nedir? Sizin herhangi bir eserden veya dinlediğiniz müzikten aldığınız his ve duyguyu hayatınıza geçirme biçimi. Bu da en önemli noktada benim fikrimce saygı ve sevgiyi geliştiriyor. Bir Siz taraftan da şimdi... sizi dönüştürüyor.
Evet, dönüştürüyor. Yani bu zaten sevgi ve saygı toplumun temelini oluşturuyor. Siz sanatı eğer insanların elinden alırsanız para yoluyla, bu duygu reflekslerinin gelişmemesini sağlarsınız. Ki sistemin istediği de zaten bu. Hatta geldiğimiz noktada işte bu salgın hastalıklar vesaire de aslında bunun içinde olan oyunlar. Ve siz duygu reflekslerini zayıflattıkça insanlar robotlaşmaya başlar. Robotlaşmaya başladıkça da daha fazla başka insanların istediği şekilde yaşam sürdürürsünüz ki bu da robotlaşma olur. Bundan insanlar sevgiyi kaybeder, saygıyı kaybeder. Bunu kaybedince de zaten gördüğümüz dünyanın durumuna geliyor. Evet. Zaten ben bir arkadaşım bana sizden bahsetmişti. İşte internetten böyle bir araştırma yapıp TEDx'te yaptığınız bir videoyu ilk önce izledim. Ve videoyu izledikten sonra ilk söylediğim cümle şu oldu: Likya sohbetlerinin konuğu olmalı. Çünkü duygu reflekslerini geliştirmekten orada da bahsediyorsunuz ve toplumdaki bölünmenin saygısızlıkla alakalı olduğundan fark ettiğinizi söylüyorsunuz. Hatta işte Türkiye'yi dolaşıyorsunuz önce. Evet, bütün Türkiye'yi dolaşıyorum. Bütün Türkiye'yi önce bir tanımak için. Yani kayısısını yiyorum Malatya'nın ama Malatya'ya hiç gitmedim gibi evet. Bir şeyiniz de var. Daha çok insanların tanımak amaçlı. Yani ben nasıl bir toplumda yaşıyorum, nasıl bir coğrafyada yaşıyorum, televizyondan gördüklerim ne kadar doğru, radyodan duyduğum ne kadar doğru veya herhangi birinin anlattığı ne kadar doğru ki bu anlatılanlar ve izlediklerimin %99.9'u yanlış çıktı. Kendim gözlemleyerek daha farklı sonuçlara vardım. Ve bu noktada da hani toplumumuzdaki aslında en büyük sıkıntının saygısızlık ve sevgisizlik olduğuna karar verdim. Ve bunu geliştirecek şey olarak da sanat var ve sanatın da benim yapabileceğim şey insanlara bunu bir şekilde ulaştırmaktı. Ve çöpe atmaya başladım. Neden çöpe attığımsa, çünkü her yerde çöp tenekesi var. Bu birincisi. Ben her yerde sergi yapabilirim. Yani bugün özgürlük. Burada evet, özgürlük kesin. Aslında bedava bulabileceğiniz her şey çöp tenekesinde. Uçakta da yapabilirim. Evet, uçakta da yapabilirim sergi. İşte meclisin çöpüne de atabilirim. Her yere çöpe atabilirim ve peki tam çöpün içine mi atıyorsun? Yok, kenarına koyuyorum. Yani içine atınca alıp gidiyor çöpçüler. Onu birkaç kere denedim. Pek fazla amacına ulaşmıyor çünkü çöpün içinde de bulmak zor oluyor. Tam ama çöpe daha kolay bulunabilsin diye yani. Evet. Bir diğer noktada da ben insanların birbirini eleştirmesini kınıyorum. Hatta hiç hoşuma gitmeyen bir şey. Bir insanın yaptığı bir şeyle ilgili eleştirmek hiç kimsenin haddine değil. Çünkü ortada bu dünyaya geldiğimiz noktada ve varoluş sebeplerimizden biri kendimiz olmak başta. Kendiniz olmanız için de kendi istediğiniz şeyleri yapmanız gerekiyor ve siz bugün bir şey yapıp biri sizi kötü veya iyi eleştirmesine tamamen karşıyım. Çünkü kimse kimseyi eleştirmese aslında çok daha rahat edeceğiz. Ve ben çöpe atarak resim eleştirmenlerini komple kapatıyorum. Yani çöpe attığım bir resmi kimse eleştiremiyor ve bu noktada da hani onlara da ufak bir gönderme yapmış oluyorum. Çöpü seçmemin sebeplerinden bir tanesi bu. Çünkü hani nasıl ulaştırırım diye insanlara çok kafa patlattım. Yaklaşık bir 3-4 ay sonra çöpü buldum. Yani diğer alternatifleri eleyip. Sonuçta bir yerde duyup da görüp hani yurt dışında yapılmış bir şey olarak oluşmadı. Kendi içinizden fikir olarak tamamen. Evet, o zaman İstanbul'da araştırıp. Evet, İstanbul'da Arnavutköy taraflarında oturuyordum. Ve ilk çöp denememi orada yaptım. Hatta orada bir gecekondu mahallesiydi. Hani Arnavutköy bebek deyip de hani o sahil kesimi değil. Yukarıda daha çok gecekonduların olduğu yerde. Orada yaşlı bir amca benim çöpe attığım resmi gördü. Aslında ilk nokta benim kafamı ateşleyen o amcaydı. Aldı çöpten ve dedim ki abi ne yapıyorsun, ne yapacaksın? Dedi ki biz dedi 15 sene önce dedi çöpten aldığımız resim hala duvarda evet. Var dedi. Dedim ki o zaman tamam, bu resimlerin hepsi çöpe gidecek. Ya o yaşanılan deneyim de bir anlamda aslında. Tabii ki de. Aynen. O tasdiklemiş karar, oldu evet, tasdiklemiş ilk denememde. İlk resmi de zaten o aldı. Amca aldı. Sonradan bu fikre karar verdiğinizde de işte sosyal medyada duyuruyorsunuz. Ben çöplükte sergi yapıyorum diye. Evet. Hatta ilk serginize kimse gelmemiş. Tabii ki doğru de gelmedi. Mi? Çünkü böyle bir fikri en başta etrafındaki insanlar sen delirdin dediler. Aslında delirmek de çok da kötü bir şey değil. Delirmiş de olabilirim. Tabii zamanla
siz bir resmi oraya duygu refleksleri gelişsin diye atıyorsunuz ve onun ilk aşamada gelenlerin hepsi aslında onun peşinden geliyorlar ama zaman geçtikçe bu tabii farklılaşıyor. İşte ressam ölür, pahalı bu, satarız gibi bir kafaya giriliyor. Ona da karşı duyurmamaya başladım. Artık sadece atıyorum, kim alırsa alsın modunda yerini de söylemiyorum. Evet. Yani ilk başta işte o öyle başlayan, hiç kimsenin gelmediği, hatta işte bir arkadaşınızı arayıp gel demişsiniz. Aslı evet. Tesadüf ortak tanıdığımız çıktı. Ona da sevgiler buradan izlerse. Ondan sonra öyle bir noktaya geliyor ki insanlar, koleksiyonerler diyeceğim doğruysa, şoförlerini yolluyorlar çöplüğe. Noktasına varıyor ve hatta işte yurt dışından davetler alıyorsunuz. Sizin böyle bir projeniz olduğunu fark ediyorlar. Ben çöpe atmaya başladıktan galiba 50. çöpte Danimarka'dan bir davet aldım. 1,5 ay boyunca Danimarka'da resimlerimi çöpe attım. Bütün şehirlerini gezip. Ondan sonra oradan çıkıp Hollanda, Almanya, Barcelona'ya kadar giden bir uzantısı var. Sonra İstanbul. Bu arada kestim ama para için resim yapmayacağım diyorsunuz ama işte o Danimarka'dan size onu paylaşmamıza sakınca mı? Yok canım, hiç yani normal bir şey. Bir çanta dolusu parayla teklif geliyor aslında size, değil mi? Hani gelin burada bu projenizi burada yapın. Evet diye. Yani o da zaten benim diğer kalan zamanda bir senelik sponsorum gibi oluyor ve ben çok daha rahat bir şekilde resimleri çöpe atmaya başlıyorum. Evet. Çünkü insanların kafasında ilk soru şu, yani benim resim tekniğim ne, yaptığım resimden çok, yani aslında bu beni biraz üzüyor, sen nasıl para kazanıp nasıl yemek yiyorsun falan filan diye. Yani biraz sanat tarihi araştırıldığında zaten çoğu ressam yemek yemeden resim yapıyor. Bunu da söylemekte fayda var. Daha doğrusu bir şekilde onu akışı yapabilen ressam oluyor sanki bir taraftan da. Diğerleri belki resim öğretmeni oluyor. O aslında oluyor. Şart değil ama besleyen bir taraf. Hmm. Yani sizin... Onu göze alan demek istedim. Evet, bunu göze aldığınızda tabii ki de zorlukları var. Ki bu zorluklar her zaman benim kendi seçtiğim bir yol olduğu için bende negatif bir etki yaratmadı. Çünkü benim seçtiğim yol bu ve ben bundan şikayet edersem aç kaldım, susuz kaldım, işte şuraya yürüdüm ettim falan diye konuşursam kendimle çelişkili olurum. Çünkü bir insan karar verdiği zaman ondan sonra onunla ilgili şikayet etmesi kadar saçma bir şey yok. Yani karar verdiysen bunu sen seçtin, başına ne gelirse yaşayacaksın. En iyisi akışına bırakmak. Ben de akışına bıraktım yaklaşık 6 senedir. Akışında yaşıyorum ve geldiğim noktada kaçtayım. Yani. Evet. Ona gelmeden şundan da bahsedeyim. Bu arada 3 tane kitabınız var. Hı hı. Onlardan da böyle kısaca bir bahsedelim mi? Yani o bir tanesi tabii bayağı ki ilginç. Bir tanesi bu Türkiye turu yaptığım zaman, hani insan ve coğrafyayı tanıdığım zaman, bu antik şehirlerle ilgili bir 3 boyutlu fotoğraf kitabı yaptım. Hatta dünyada bir örneği yok bunun. Çok da güzel bir arşiv niteliği var. Kendi imkanlarımla bastım. 3 ve boyutlu olunca o gözlükle bakılan, 3 boyutlu gözlükle bakılıp hani içindeymiş gibi. İçinde de bir tane DVD'si var. Yaklaşık 2,5 saatlik bütün antik şehirleri dolaşabiliyorsunuz. Diğeri Atatürk portreleri olan, 14 tane içinde Atatürk portresini çizdiğim çocuklar için diğer 2 kitap. Diğeri, ikisi de boyama kitabı. Diğeri de hayvanlarla ilgili çizdiğim. Bu 2 kitap da sokak çocuklarına yardım maksatlı satışı sunuldu. Onlara gitti. Evet. Hı hı. Zaten sizinle ilgili şöyle bir şey söyleyebiliriz. Hani çocuklar ve hayvanlar sizin böyle bayağı üst sıralarda, önceliğinizde. Sanatın özellikle ulaşamayacağı çocuklara ulaşmasını hedefliyorsunuz bir anlamda. Yani zaten bir noktadan sonra ki yaştakilere benim yaptığım şey, işte bahsettiğim sorular geliyor. Nasıl yemek yiyorsun, nasıl geziyorsun, ne yapıyorsun? Ama çocuklar bunu başka hediye olarak kabul ediyor resmi aldığı zaman veya onda uyandırdığı şeyler daha ilham verici oluyor. Daha aynen. Ve hani bir noktada da ben daha çok resimlerimin işte üniversite öğrencilerinin yurttaki odalarında var. Hani oraya gitmesini zaten istiyordum. Daha çok resim oraya gitti. Yani 60 yaşında bir adamın evinde benim bir resmimin çok da fazla duygu refleksi harekete geçireceğine inanmıyorum. Hı hı. Bir şekilde ama hani bu yolda giderken de 60 yaşındaki insanların da çok ilgilendiği
bir resim olmuş ama bir taraftan. Kapılar da bir şekilde açılmış aslında. Hani siz göz alıyorsunuz. Hı hı. En kötü ne olur düşünüp, evet en kötü ne olursa olsun ben bu doğru, bu benim doğrum diyorsunuz ve devam edeceğim bu yolda diyorsunuz. Ya, ama iyi şeylere doğru gidiyor bir taraftan. Bununla ilgili makaleler yazıldı diyeceğim ama Türkiye'de ben sadece bir makale yazıldı. Yurt dışında çok fazla makalesi var. Hatta Amerika'da şu anda güzel sanatlarla ilgili üniversitelerde ders olarak gösteriliyor. Oradan profesörler geldi benimle bir hafta zaman geçirip ne yaptığımı anlayıp orada ders konusu yaptılar. İşte Hollanda'da ders konusu oldu. Danimarka'da ders konusu oldu. Türkiye'de bir tane niye böyle oluyor anlamıyorum Türkiye'de ama makale yazıldı. Ve o bildiri olarak yayınlanıp aslında sanat tarihine geçti. Bu kabul edildi sanat tarihçileri tarafından. Ve ben yaşayan ve sanat tarihine geçmiş bir ressam olduktan sonra üzerindeki ağırlık bende aslında bir anda başka bir şey yaratma ve bu noktadan sonra hani çöpe atıyorum sana buna devam edeceğim ama bu yetmezi getirdi. Hı. Ve şu andaki hayalim de evet, bir müze yapmak. Bütün herkesin bedava yararlanabileceği ve mobil halde bütün Anadolu köylerini gezmesini istediğim ve dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinden çağdaş sanat ve sokak sanatçılarının çalışmalarının bulunduğu bir müze yapma fikrine doğru bir atlama yaptı. Hani bu çünkü Kaş'a yerleştikten sonra mı oluştu bu fikir yoksa Kaş'a yerleşmeden önce oluştu, Kaş sonra mı geldi? İki senedir Kaş'ta yaşıyorsunuz. İki sene yok, Kaş'ta oluştu. Çünkü Kaş'ta oluştu. Evet evet, yani Kaş'ın bana zaten birçok konuda kafamın çok karanlık noktalarını açtığım yerler var. Hem kendimle ilgili barışmam başta, kendimle barıştım. Kendime düşmandım çünkü. Kaş'ın öyle güzel bir pandemiden enerjisi yok. Önce yok yok, ben oldu ilk geldiğim zamanlar. Çünkü pek çok insandan bu cümleyi duyuyorum da pandemide kendimle barıştım cümlesi. Bu Kaş'a ilk geldiğiniz zaman başladı. Yani pandeminin benim üzerimde çok fazla etkisi olmadı. Çünkü çok asosyal bir insanım. Zaten çoğu zamanım resim yapmakla geçtiği atölyede için hani geçiyor. Bir eve kapandı da bitti hayatım falan gibi bir duruma gelmedim. Bizim hani dünya savaşı da çıksa şu halde görürsünüz. Pandemide olsa bir ressam böyle görürsünüz. İşte herkes partilese de biz bir yerde resim yapıyoruz yani. Bununla ilgili bir değişiklik yok. Hı hı. Ama fakat Kaş'ın şöyle bir özelliği var. Özellikle doğası, ki ben hani doğa düşkünü bir insanım. Çok fazla insanları sevmiyorum. Kaş'ın içinde de yaşamıyorsunuz bu arada. Sinekleri çok seviyorum. Sinekler Kaş'ın güzel. Kaş'ın sinekleriyle buluşuyoruz şu anda. Kaş'ın içinde değil, yaşamıyorsunuz bu arada. Yok zaten hani İstanbul'dan taşınıp da Kaş'ın içinde yaşamak bana biraz ters geldi. Çünkü gene beton, binalar, insanlar vesaire. Ben 46 kilometre uzaklıkta Gürsü köyünde yaşıyorum. Orta yayla delikleri yerde. Tabii biraz iklimi sert, yaşam koşulları çok daha zor buradan ama hani uyandığınız zaman verdiği hediyeler karşısında enerji. Yani enerji, hava durumları vesaireler o bütün zorlukları yenmemi sağlıyor. Onunla ilgili şunu soracağım. Tüm Türkiye'yi gezmişsiniz zaten. Hı hı. Ve İstanbul dışında bir yerde yaşama fikri var önce. Hı hı. Evet. Ve nerede yaşamalıyım diye kendinize çizdiğiniz bir yol var. Ondan da bahsedelim. Yani Kaş'ı nasıl seçtiğiniz de enteresan aslında. Yani 3 alternatif çıktı karşıma. Bir tanesi Şanlıurfa. Gerçekten çok güzel bir yer. Onun dışında Mardin ve Fethiye ve Finiki arasındaki bölgeydi. Tabii, onu, o üç bölgenin nasıl çıktığını da anlatır mısınız? Ben sonradan işte Kaş'a yerleştikten sonra yaptığım yolculukla ilgili haritayı açtım, önüme koydum. Ve benim buraya gelene kadar işte spiritüel şeyler, aydınlanma, ley hatları falan hiçbir şeyden haberim yoktu. Gerçekten hiç Fransız yaşıyordum. Sonra biraz onlarla alakalı düşünmeye, bir şeyler okumaya, bir şeyler izlemeye başladıktan sonra ley hatlarına baktım ve yaptığım yolculuğun ley hatları üzerinde olduğunu gördüm. Aslında bilmeden bir sürü şeyi yapmışım daha önce. İşte bir taraftan gittim. Kalp hissediyor çünkü sanki belki o enerjiyi. O sırada, hani bilmeden o sırada dediğimiz, evet yani hani şuraya gideyim, buraya gideyim. İçsel, sezgisel olarak belki de işte o ruh onu bir şekilde seziyor yani. Onu anladığım zaman bazı şeyleri de tamamlayacağım, onu daha bilmiyorum. onu o konular şu anda çok da içine girmiyor. Yani uzak değil,
hoşuma gidiyor bir yandan ama bir yandan çok da kaptırmak istemiyorum. Çünkü kendi kişiliğimle ilgili 45 yaşına kadar belli düzlemde yaşadım. Hani bir anda o tarafa kayarsam ne olacağını da bilmiyorum. Ben böyle temkinli temkinli, aa güzel enerji, güzel merhaba falan, spiritüel şeyler, aa güneş falan enerji. Yani mümkün olduğu kadar aslında kendimi kötülükten, kötü insanlardan ve şu anda öğrendiğim kötü enerjilerden koruyup, iyilik yapıp, iyi bir insan olup hayatımı böyle sürdürüp sonra nereye gideceksem oraya gitmek istiyorum açıkçası. Biraz da işte o hani sezgisel dediğim de aslında iyi hissetmek bizi, hani bir yerde varsak orada iyi hissediyorsak daha doğrudur gibi zaten. Evet, hani kastettiğim ya. İlla ben de çok spiritüel meseleleri anlayan bir insan değilim. Bahsettiğiniz mesela o enerji hatları. Onları yeni duyuyorum, araştıracağım şimdi. Onunla ilgili bir yazı yazmak istiyorum. Biraz daha bilmek istiyorum yani. Şu son dönemde hatta şu an çekimde bize yardımcı olan Gülizar'la benzer konuları konuşmuştuk. Sık duymaya başladım mesela. Benim de çok hakim olduğum bir konu değil ama hani bir taraftan da işte iyi hissetmek bize sanki orada bir referans veriyor. Bir yandan da yaşlılık belirtisi olabilir ben yaşta. Yani aynı yaşta. Çünkü yaşlanınca böyle hani dine mine bir sürü şeye sarıyorlar ya hani. Evet. Ben öyle de düşünüyorum ama umarım öyle değildir. Çok dinsel bir şeyden de bahsetmiyoruz zaten. Yani hayır yani genel anlamda hani bir yere yok olabiliyor. Benim hatta bir arkadaşım şey derdi, ressam da hatta o da. Her zaman bir uçtan diğer uca geçmek merkezdeki insanların öbür uca gitmesinden daha kolaydır derdi. Güzel. Bu arada bahsettiğiniz proje çok güzel burada düşündüğünüz. Hı hı. Onun da hatta bir adı var. Anadolu Modern. Anadolu Modern. Bu topraklar çok yalnız bırakılmış. Bütün Türkiye'yi dolaşınca bölgesel farklılıkları çok şiddetli bir şekilde böyle geçişlerini görebiliyorsunuz ve gerçekten bu büyük şehirler haricinde İstanbul, Ankara, İzmir dışındaki kalan her yer sanki orta çağda yaşıyor. Yani gerçekten köylerine gittiğiniz zaman başka bir zaman makinesinde gibisiniz yani. Bu insanların sanata, bilime, ne bileyim onun dışında her, yani onlara fayda sağlayabilecek her şeye aslında ihtiyaçları çok var. Ve hani benim yapabileceğim şey de sanatla ilgili bir şey ve bu konuda da bir çevrem var yurt içinde, yurt dışında. Hı hı. Ve bu konuyla ilgili çok iyi arşiv yapabileceğim, tanıdığım çok iyi sanatçılar var. Ve ben de son noktada hani bundan sonraki kalan hayatımda onlara bu eserleri mümkün olduğu kadar göstermeye adayacağım. Ya yani atlayacağız arabaya, gideceğiz, açacağız, tente mi açıyoruz, bir şey mi açıyoruz ve köy dolaşıp. Evet, hem de gezmek güzel bir şey ve bunları insanlara sunmak, onların tepkilerini görmek de güzel bir şey. İşte esas başta konuştuğumuz o duygu reflekslerini geliştirme açısından çocuklara ulaşmak güzel bir şey ki bu uzun vadede bence biz göremeyiz. Bir etkisi kesinlikle olur bu topraklara ama o güzel etkisini de bilerek yaşamak, tüylerim diken diken oldu, bana başka bir enerji sağlıyor ve gaza getiriyor. Bu kadar yani, bunun çok da böyle oturup da sanat, güneşi güneşi falan diye konuşmaya gerek yok. Bu tamamen toplumun geleceği ile alakalı bir şey aslında. Evet ve şu anda da onun için de bir emek harcıyorsunuz o yolda. Evet hani aslında ben normalde işlerimi satmıyorum diyorum, çöpe atıyorum diyorum, evet, ama mesela işte bu projeyi gerçekleştirmek için tabak boyuyorum, sedir ağaçlarına resimler yapıyorum ve bu işle ilgili bütçeyi şu anda toplamaya başladım. Yani hiç satmıyorum da değil, mesela işte sokakta yaşayan çocuklar derneği için yaptığım bir resim İngiltere'de müzayedede satıldı. Evet. İşte Sabancı Vakfı'nın Spastik Çocuklar Derneği için 3 tane resmin bağışladım. Onlarla ilgili oraya yardım gitti. Bu tip konularda işte işlerimi satıyorum. Evet. Onun dışında da gerisini çöpe atıyorum. Yani ama 1700'den işte o fazla resim oldu şu anda çöpte. Evet, o sayı da bayağı ciddi bir sayı. Ama işte o bir şekilde topluma katkı sağlama amacı var. Öyle İçimden geliyor işte, yani evet. bu tamamen hani böyle oturup evde evet ben bunu yaparsam şununla çok iyi arkadaş olacağım, bunu yaparsam yok, öyle değil işte, bütün faydası olacak. Bu benzer nedenler olduğu için duygu söyleme ihtiyacı duyuyorum. Çünkü öyle kötü insanlar var ne yazık ki. Yani bu tamamen benim içimden gelen bir şey ve planı yok. Belli planlar var neler yapılması gerektiği ama benimle ilgili bir plan yok. Yani kendimle evet. ilgili bir planım yok. Evet. Benim en çok tam da Likya sohbetleri konu demem
o noktada bütüne faydası olacak bir amaç, bunu amaç edinmeniz zaten. Aslında şu cümlede böyle bir yaraladı. Keşke resmim konuşulsa. Yani keşke değil de resmin konuşulması. Ressamın aslında evet, ressamın yani olması gereken şey odur. Çok da fazla resim camiasının içinde bulunan bir olarak çok iyi anladım oradaki yarayı ve keşke öyle olsa. O, ama bir bu ülkede geçerli, yurt dışında değil, ha, yurt dışında yani sadece değil bu zaten ülkede geçerli, yurt dışında orada teknik, çünkü benim bulduğum kendime ait bir tekniğim de var yani. Evet. Sonuçta şöyle bir şey var, siz bir resim sanatıyla uğraşıyorsanız sizi gerçekten resim olarak verdiğiniz şeylerde o tekniğiniz olmalı. Üslup diyebilir miyiz? Üslup diyelim. Ya ben teknik diyorum ama üslup da güzel bir kelime. O üslubu da bulmak gerçekten çok 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 aşaması zor olan kolay bir durum. Bir şey evet, değil, kolay tabii değil. Ben hatta kimlik onu da gibi geliyor bana evet, zaten resim. Ben onu kimlik yaklaşık kaç sene sonra işte burada karşıda tatilde buldum zaten. Öyle bir durum var. Yani buraya tatil için bir arkadaşıma gelmiştim. Ordu'nun evinde kalırken işte o belgeseli çekerken Türkiye turunda karşıda bir mola vermiştim. Orada çizittirirken, hatta onun evinde de şu anda o eskiz duruyor. Çerçeveli bir vaziyette asılı, ilk tekniğimi bulduğum durum orada var. Orada var. Tamam, süper. Peki konuşulacak çok fazla konu var. Ben şununla bağlamak istiyorum. Bu belgesel çekerken Türkiye'yi dolaştığınız 1,5 sene içerisinde herkese sorduğunuz tek bir soru var. 5 sene. Ha, 5 sene mi? Ha, pardon. Türkiye 5 sene mi? 1,5 sene diye biliyordum. Tamam. Toplamda 5 sene, 1,5 sene hiç durmadan. Hiç durmadan. Hı-hı. Tamam. O belgeselde 5 sene sürüyor o zaman. Doğru mu? Evet. Tamam. Ve sorduğunuz tek bir soru var. Böyle karşınıza çıkan insanlara evet, soruyorsunuz. Bugüne kadar yaşadıklarınızdan çıkarttığınız hayat dersi hayat nedir? Hayat dersi nedir? Zaten o benim beynimi yakan konulardan biri oldu aldığım cevaplar. Onu da YouTube'da hani 1 artı 1 eşittir 3 ismi herkes seyredebilir, görebilir orada. Tamam, oradan izleyebilirler. Sizin de beyniniz yansın. Ben bu soruyu size soracağım. Eyvah. Hayat dersi nedir? diyerek. Akışına bırakmak. Yani hiçbir şeyi çok zorlamadan güzel akışına bırakmak. Hiçbir şey için yani kimseyi ve hiçbir şeyi zorlamamak. Harika. Bu başka hiçbir şey değil. Süper. Ben de bahsetmiştim ya, kaçtayız akıştayız yeni mottom diye. Evet, çok güzel bir de mesaj oldu. Peki bu değişik cevaplar aklınıza gelen var mı o sorulara? Şu an böyle birkaç yani tane. Yani çok fazla insan çektim. Bir de onu kısaltıp yarım saat 45 dakikalık bir versiyonunu koydum YouTube'a ama yani o zaman onu izlesinler. Var da küfürlü var. Şimdi ben yapmayayım burada onu. İzlesinler, orada küfürlü var. Tamam. Küfürlü tamam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu arada Büyük Çakıl'da yaptık, gerçekleştirdik çekimimizi. Doğal bir ortam olmasını tercih ettim çekim mekanı düşünürken. Bana göre hala Büyük Çakıl plajlar içinde hala Kaş plajı kalabilmiş. Hani Kaş'ı Kaş yapan kurtarılmış bölgesi özellikleri hala o salaşlığı koruduğu için onu da belirtmek istiyorum özellikle. Görüşmek üzere bir başka Likya sohbetlerinde. Hoşça kalın. Bye bye.